Hocam iyi yayınlar. Ben evde bir Tamamdır. muska buldum. Daha önce bir tane akrabamız vermiş. Merak ettim içinde ne olduğunu. Açtım. Şu şekilde küçük Arapça yazıların yazdığı bir kitap çıktı. İki tane de fındık çıktı. Bunların ne anlama geldiğini öğrenebilir miyim? Bir de nasıl bunları yakmamız mı gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bir de bu muskaları açmak günah mıdır? Onu öğrenebilir miyim? Muska dediği Kur'an-ı Kerim'e benziyor. Bu çok ufak Kur'an-ı Kerimler var, ona benziyor. Emin değilim ama. Yani fındık bağlantısını kuramadım. Yani onların içinde fındığın ne ilgisini alakası var? Buyurun hocam. Efendim, yani iki muhterem kızımız bakın, yani bunlara elini verince kolunu kurtaramaz. Yani kayıptan haber veren kişinin sözünü kişi onaylarsa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indirileni inkar etmiş olur. Ya Allah korusun ya, bak neredeyse haşa Allah'ın gücü yetmez bu cinlere filan. Bu büyücülerin gücü yeter. Böyle bir anlam, böyle bir düşünce. Yani bunlara elimizi verirse kolumuzu kurtaramayız. Bir kere büyü, Yüce Rabbimiz buyuruyor, la yuflihu sahiru haysu eta. Büyücü asla olmaz. Rabbimizin beyanı bu. Yani kelin tırnağı olsa başını kaşır. Kendisine faydası olmayan kişinin, bakın birinci defa telefon eden hanım kızımız, şöyle sıkıntılarım var diyor. Ya buna şefkat etmek lazım gelirken, daha da bunalıma düşmesine sebebiyet veriyor. Onun üç kuruş parasına tamah etmek ne aşağılık şeydir. Yani yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının buyururken Efendimiz اِجْتَنِبُ السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ اَشْشِرْكُ بِاللّٰهِ Allah'a eş koşmak. Bir, iki ve sihir, büyü yapmak. Yani bakın insanların aklını, fikrini karıştırıyor, huzurunu kaçırıyor, belki imanına da zarar verecek. O halde ne yapmalı? Bırak o fındığı bilmem filan tabi. Muhsin Bey diyor, ben bunu anlayamadım. Muhsin Bey, onu gönderen de anlamaz ki onu. Tabii anlaşılmasın diye onu yapıyor. Evet. Ne yapsın bu hanım kızlarımız? Ne yapsınlar? Allah'a sağ ve men yetevekkel alallahi fehu hasbe. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Bakınız, devletimizin yaptırdığı bir tefsir var. Hak dini Kur'an dili adlı tefsirden okuyorum. Orada bir hadis-i şerif. Kur'an'da en büyük ayet Ayetel Kürsi'dir. Bunu her kim okursa Allah o saat bir melek gönderir. Allah Allah. Ertesi güne kadar sevaplarını yazar, günahlarını siler. Şeytanlar onu 30 gün bırakırlar. Allah Kırk Allah. gün sahir ve sahire etkili olamaz. Sahir ve sahire. Yani amma kadın amma erkek büyücü etkili olamaz. Ali, bunu evladına, ailene ve komşularına öğret. Günler içinde kutlu gün cumadır. En büyük kelam Kur'an'dır. Kur'an'da Eftal sure Sure-i Bakara'dır. Sure-i Bakara'nın efendisi de Ayetel Kürsi'dir. Bakın şimdi Ayetel Kürsi hep diyoruz da şöyle bir bakalım Ayetel Kürsi nedir? Allahu la ilahe illahu. Allah ki ondan başka hak mabut yok. El hay, o Allah diridir. Her diriden önce diri, her diriden sonra diri, hiçbir diriye benzemeyen diri, her dirinin muhtaç olduğu diri, ölümsüz diri, el kayyum. Varlığı kendinden kimseye muhtaç değil. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Onu ne uyku ne uyuklama tutmaz. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yerlerde, göklerde olanların hükümranlığı ona aittir. Değerli kızlarımız, Rabbimiz böyle buyuruyor. Bakın, lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yerlerde, göklerde olanların
hükümranlığı ona aittir. Men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi'izni. O izin vermeden onun katında kimin haddine şefaat etmek? Ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfehum. Önünüzü bilir, ardınızı bilir. Bugününüzü bilir, yarınınızı bilir. Ve lâ yuhîdûne bi şey'in min ilmihi illâ bimâ şâ. Siz ancak onun müsaade ettiklerini bilirsiniz. Vesi'a kürsiyyühü semavati vel ard. Onun şanı yerleri ve gökleri kuşatmıştır. Ve la yeuduhu hifzuhuma. Yerleri, gökleri korumak ona güç gelmemektedir. Ve huvel aliyyül azim. O yücedir, o uludur. Yani böyle bir Allah'a dayanıyoruz. Ona güveniyoruz. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ sureleriyle de Rabbimizin himayesine sığınırız. Böyle büyüyle, büyücüyle uğraşmayız. Eğer uğraşalım dersek sıkıntıdan sıkıntıya düşeriz. Evet. Evham, vesvele, vesvese, huzursuzluklar bizi kaplar. O yüzden gelin Kur'an'ı ve Allah elçisinin beyanını dinleyelim. Mutlu yolu, huzurlu yolu böylece bulalım. Hocam ikinci soru soran, WhatsApp videosu yollayan ikinci video sorusunda izleyicimiz şöyle diyordu. Peki diyelim ki bunları açtık, muska bulduk. Bunları ne yapacağız, ne yapalım diye sordu. Bu konuda neler söylersiniz? Belki ayetler filan da yazıyorlar. O yüzden ama şöyle müsait bir yere gömelim veya suya atalım veya yakabiliriz de. Evet. Yakabiliriz, müsait uygun bir yere gömebiliriz ya da suya atabiliriz. Suya atabiliriz. Evet. Doğru efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.